tünel sendromu şuradan gelen sinirin, hı hı, burada şurada, hı hı, liflerin tünelden geçerken, hı hı, etrafındaki tabaka sinirleri sıkıştırıyor. Ve ameliyata kadar da gidiyor. Tabii ameliyat olmazsa, evet, kurtulamıyor. Evet. Buradan karpel tünel sendromu baş parmak, işaret parmağı ve orta parmağı kontrol eden üç sinirleri, bu üç parmağın sinirlerini, hı hı, uyuşturuyor. Zamanla, hı, çalışmasını, fonksiyonlarını azaltıyor. Hissizleştiriyor. Önce karıncalanma vesaire başlıyor. Evet. Tedavi edilmese bunların fonksiyonu yavaş yavaş gidiyor. Öyle iğne batırsanız dahi duyarsız hale geliyor. Hı. Zamanla gidiyor. Ya hareket etme kabiliyetini yitiriyor. Hı. Ameliyat olması bu duruma yakalanan kişinin şart. Hı hı. Bir de Kubiat tünel sendromu var. O da şu iki parmağı, küçük parmak ve yüksek parmağını kontrol eden, bu da dirsekten şurada sinir sıkışmasından meydana gelen bir durum. Hı. Burada sinir sıkışması oldu mu, buradaki iki parmak sıkışıyor. Şimdi bir beyefendi geldi bize. Dedi ki ya karpel tünel sendromunu rahatsızlığından yakalamışım. Ama ameliyat olmak istemiyorum, korkuyorum. Neden? Yeniden nüksediyormuş. 6 ay, 1 yıl sonra yeniden nüksediyor. Ne olacak buna? Dedim ki ozon yağı kemiklere kadar işler. Bizim üretmiş olduğumuz ozon yağı farklıdır. Neden? İçerisinde biraz önce bahsettiğim sarı kantaron var, ardıç tohumu var, biberiye var, kekik var. 19 çeşit bitki var. Sadece ozon yağı değil. Hı hı. Sırf ozon yağı farklı. Bizim üretmiş olduğumuz ozon farte çok çok farklı. İksir, aloe vera jel, bağırsakları temizleyeceksin, karaciğeri temizleyeceksin, tedavi edeceksin. Efendim, İksir, aloe vera jel, enginar forte, kortisep forte, artı ozon yağıyla masaj yapacağız. 6 hafta sonra geldi. Allah razı olsun sizden. Ne oldu? Ameliyata gerek kalmadı. Ozon ödüyormuş, sadece karpel tünel sendromu var. Ama sonradan aynı anda dizini böyle çok koymaktan buradaki sinir sıkışmış. Zamanla orada da bir arıza ortaya çıkmış. Tübikal sendrom da ortaya çıkmış. İki rahatsızlık birden ortadan kalktı, hamdolsun. Yani karpel tünel sendromu sadece bir kişi değil, birçok kişi bugüne kadar iyileştirdik, hamdolsun. Çok çok bu memnunuz. Demek oluyor ki bedeni de aslında iyi kullanmak gerekiyor. Narin kullanmak gerekiyor, değil mi? Tabii, şimdi şöyle mesela ben de çok hata yapıyorum. Şimdi bilgisayarla çalışırken sürekli, hı hı, elinde mouse, sürekli yaz çiz yaz çiz. Hı hı. Şimdi burası sürekli bir basınç altında, ne oluyor? Hı hı. Ağrıya, sızıya hemen cevap vermezseniz zamanla burada dejenerasyon meydana geliyor, yıpranıyor doku. Evet. Karpal tünele yakalanabilirsiniz. Bu nedenle sürekli mouse'la çalışanlar ya altına özel bir mouse pad koymalılar, jelli özel bir, bunun bilgisayarla çalışanlar özel bir mouse pad'i var. Hı hı. Onu koymaları gerekir veyahut da bileklik takmaları gerekir. Eğer ağrısı sızısı varsa mutlaka ozon yağıyla, ama herhangi bir ozon yağı değil, ozon forte. Neden? Hı hı. İçinde sarı kantaron var, biberiye var, kekik var, ardıç tohumu var vesaire. Bu kemiklere kadar işler, rahatsızlığı ortadan kaldırır. Kaldırmış ozon forte.